şimdi yapalım. Şimdi deri bulduk. Winlex bulduk. Evet. Diyelim ki Winlex'ten bir şey kaplattık. Bir şey yaptık. Espri çantamız sapı koptu da güzel bir deriydi. Ondan da yapabiliriz. Evet, çok evet. Güzel. Evet. Şu anda etek, pantolon falan da çok kullanılıyor hani moda diye. Onlar yıpranıyor, kötü oluyor. Onları kesip kesip yapabilirler. Yani kaldırıp atacaklarına. Evet, tabii. Bu şekilde değerlendirme evet. Yapılabilir. Bunları delik açıyoruz Derya Hanım. Kaç santimden delikleri yaptın? Bu 5 santim. Ben 6 tane, 5 tane yaptım buna. Daha büyük parçalara 6 tane delik deldim. Dur. Belli aralıklarla bu delicimizle ya da delicileri yoksa şu biz dediğimiz küçük bir aletimiz var. Bununla da delebilirler. Tabii bununla birazcık daha küçük oluyor delikler. Şu şekilde istediğimiz ölçülerde eşit aralıklarla ama hepsini aynı. Bak yaprak bununla da delinebilir dostlarım. Evet. Yaprak bu bizlerle de delinebilir. Bu daha yok yavaş yavaş yapmak ince, lazım. İnce hassas. Bu şekilde delikleri açtıktan sonra şöyle bunu zaten herkes biliyordur bunu kullanmayı. Yok biz bundan bir şey yaptık. Yani tık meraklı dediğinde olanlar biliyor da. Ama çok kullanımlı bir şey. Tık dediğinde geliyor. Ben yılları oldu bundan alalı. Acaba bunların fiyatları kaç lira? Hiç bilmiyorum der yani. Bizde örgü kursunda varmış. Nehir. Nevriye'de Nehir sağ olsun. Nehir bize söylesin. Ondan aldım ben de. Evet. Bu hale geldikten sonra parçalarımız biz onu 10 tane sıra 4 kareden 10 sıra olarak yaptık. Altına da 4 tane. Yani 9 taneyi yan yana kareleri ekliyoruz 4 sıra. En son altına 4 taneyi her yerinden ekleyerek tamamlıyoruz çantayı. 44 tane orada kare parçamız var. Yani önde 4, yanda var. Evet. Arkada 4, yanlarda var 2 evet. Tane. Evet. Çok güzel bir mantığı var yalnız. Hem ve pratik. Bu boy çok kullanımlı güzel bir boy olmuş. Şu da öyle, bu da öyle. Evet. Hani çok büyük değil. Çok güzel. Ve şu kullanım, şu sap kullanımı. Bu çok güzel oluyor. Bakın çok güzel oturuyor rahat, şuraya. Evet, şeydi, hani bu sapı rahat. Tercih edin. Yani ne burayı kasıyor ne giydiğiniz kıyafeti üstüne bir ceket giydiniz bir evet. Palto giydiniz rahatlıkla alırsınız. Ölçüsü güzel. Ölçüsü güzel. Sap da şeyi güzel dokusu da güzel evet. Sapın. Şimdi şeyi düşünün hanım dilendi gibi kenarlarına yaptığımız için evet. Şu köşelerdeki delikler önemli. Evet. En küçükle mi deldin? En küçükle deldim. Tamam. En küçük boyuyla deldim. 5 tane deliyorum dedi. Buna 6 mı deldin? O 6, bu 5 tane. Beş. O biraz kırmızı, büyük boy. Kırmızıdan parça gidelim. Öyleydi. Kırmızıdan gidelim. Ben renk görünsün diye özellikle maviyi seçtim. Tamam. Battım çıktım. Sık iğne olarak yapıyorum. Battaniye tekniği diyoruz buna. Aralarında 3 tane zincir var. Karşıya kadar bunu geliyorum. Karşı köşeye kadar. Ne? Müge 15 lira buldu. Sen 75 lira. Nehir Hanım'dan gelen söylüyorum. Kaç liraymış? 75. Ha o çok acayip bir şey demek ki. Nehir senden gelen pahalı. ama kalite fark. Kalite farkları var. 15, 17 yok mu arttıran. Hani evladiyelik bir şey alacaksanız daha şey alın. Daha bizimki bundan. Bizim 15 liralık herhalde 15-20 lira Eminönü'nden almıştım. Şimdi ama o 70 liralığı bir göreceğim güzel bir şey mi? 60 mı resmini? Ne var? Burası sapı deridir bir şeyi bir şeyidir. Naz seninki gibi herhalde. Tutacak yeri farklı. İşlevi aynı 15 ile 70'in. Şimdi köşeleri evet. 6 zincir çektim ben. Köşelere kaç yaptın? Köşelere 6 zincir ha, çektim. Ha şöyle biraz fazlaca çektim. Eklemek için. Bir dakika tabii, bu çok bir, önemli. Köşelere 6 zincir. Çiçek gibi oluyor. 3 mü buralar? Aralar 3. 3. Bunları 2 batıyoruz. Ara zincirler 3. Şuralar 3 mü? 3 zincir bunlar var. Bunlar 2 evet. Mi? Onlar 2 batıyoruz. Evet bat görelim i̇ki şimdi tane çekiyorlar. 2 tane sık iğne. Aralar 3 zincir. Masanın şöyle. Üstünde yapabilir misin Zeynepciğim? Ha, öyle. Bir kere battım. Aynı yere ikinciyi batıyorum. Evet, ikili trabzan yapıyorsun. 2 zincir üç çekiyor. 3 zincir. 3 zincir. Hı, aralar 3 zincir. Battım. Bir kere daha batıyorum. Geldim. 3 zincir. Tekrar köşeye geldi köşeye şimdi. Geldim. 2 kez tekrar batıyorum. Arayı 6 zincir bu sefer. Tekrar aynı yere köşeye. Buradaki uzantıyla ekleme yapacağımız için zincirinin çok olması lazım. Ortada 6 çekiyoruz evet. Köşelere. Çok iyi bilgi. 3 zincir araları. 2 kez batıyorum aynı deliğe.
Bu şekilde tamamlıyoruz. Bunları ucuca gelecek şekilde 9 tanesi 4 sıra tamamlıyoruz. Sonra nasıl birleştiriyorsun? Sonra zincirle birleştireceğim. Şimdi geleyim bunu da köşeye. Yalnız bu mavi ebruli miymiş? Ebruli, evet. Çok güzel düştü kenarında. Demek ki ebruli bir şey de hoş. Evet, ebruli yakıştı buna. Bir alayım mı çileni yerden? Tabii. Düştü. Karıştı. Çok güzel koton oldu. Bir ip. Koton bir ip, çok güzel. Çok iyi düştü bununla. Evet. Şimdi geldim der yani. Kaç numarayla örüyorsun? 2,5 numara. 2,5, evet. Burada sıkı olması, tok durması önemli. Araları hani böyle çok gevşek gevşek olursa çantanızdan bir şey düşer. Evet. Gerçi şimdi astar var içinde. Burayı eklemeye göstereceksen buradan başlamam lazım. Şuraya mı ekleyeyim? Ha. Ekleye ekleye yaptım. Gideceksin orayı. Yani bunu zaten 9 sıra olması lazım. Böyle böyle 4 sıra olacak. 9 tane kare nereden olacak. Nereden yapacaksan? Ha, şimdi buradan bunu ekleyeyim mi? 3 zincir çektim. Yarısı tamam. Kadar. Gelip buradan sık iğneyle tutturuyorum. Tekrar 3 zincir çekip boş deliğe batıyorum. Kalan yeri yapmak için gene. Evet. Aynı köşeden işlemi yapa yapa. Evet. Eklerken 2 zincir karşı zincirin içine boşluğa. Tekrar 2 zincir bu tarafa. Bu şekilde ekleme yapıyoruz. 2 zincir karşıya. Tekrar 2 zincir. Bu şekilde eklememizi tamamlıyoruz. 9 sıra olana kadar. Şuradan yine sayalım 9 sıra derken. Şöyle mi gidiyorsun? Evet, öyle. Böyle gitmek daha mantıklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10'uncuyla ikisini birbirine ekliyoruz. 10'uncuyu yaparken hepsini eklememiz gerekiyor. Tamam, bu da güzel mantık. Sonra 10'uncuyu şu 4 taneyi yapıp da öyle mi ekleye ekleye gidiyorsun? Tek tek. Bir taneyi yaptık, ekleyeceğiz. İki tarafını da eklememiz lazım. İkinciyi yaptık, her yerini ekleyeceğiz. Üçüncüyü her yerinden eklememiz gerekiyor. Çünkü sonra burayı? Sonra bu 4 taneyi de yine aynı şekilde yapıp bunu yaptığın, her yerine ekliyoruz. Her yerinden? Evet, tek tek yani ekliyoruz. Çok güzel bir mantığı var. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Ben bunun internette böyle daha büyük olanlarını da gördüm. Olabilir. Daha büyük büyük yapabilirsiniz. Aynen. Bu şekilde yapabilirsiniz. Üçgenler yapabilirler. Yani onun artık şeyini kendileri ayarlayabilirler, evet, modelini. Bu değişik tasarımlar. Makineyle de dikilirdi mesela. Bizim gençliğimizde vardı. Gerçekten çok güzel bir şey. Tam değerlendirir mi? Ben yaparsam ebruli ile yapacağım. Şu gri deriyi görebilir miyim? Gri, bir tane koyu gri var şu arada. Mesela onunla bu. Bu kırmızıya yalnız efsane oldu bu. Çok güzel oldu. Ebrulisi çok yakıştı. Evet. Biraz sonra daha farklı renkler gelecek, girecek araya. Bununla da bluz örüyorum ben şimdi. O da çok güzel oluyor. Bununla örüyorsun. Aynen. Görelim onu.